Herkese merhaba. Beni takip ediyorsanız kısa bir süre önce İspanya'ya gittiğimi biliyorsunuzdur. Oradan o kadar güzel şeyler aldım ki bu aldıklarımı sizinle de paylaşmak için bir alışveriş videosu çekmek istedim. E, hatta her şey hala etiketleriyle duruyor. Çünkü e, fiyatlarını unutabilme endişesiyle etiketlerini de çıkartmadım. Hala etiketleriyle saklıyorum. E, fiyatlarıyla birlikte söyleyeceğim size yalnız tabii ki fiyatlar euro üzerinden e, TL karşılıklarını ekranın bir köşesine yazmayı düşünüyorum. Ama yazarken bugünün kurunu kullanarak yazacağım. Siz bu videoyu izlediğinizde fiyatlar değişmiş olabilir. Çünkü euro bu. Her gün değişiyor. Ondan sonra demeye bana yanlış hesaplamışsın diye ee, en çok Primark'tan alışveriş yaptım çünkü yani bu tatil boyunca ben kaç kere Primark'a gittiğimi bilmiyorum durmadan gezip gezip dönüp dolaşıp tekrar Primark'a gidiyordum Primark inanılmaz bir yer her gidişimde farklı farklı bir şeyler buldum yani çok büyük e, çok fazla ürün var hepsi anında bitiyor ve sürekli yerine yenileri geliyor o yüzden de Primark'tan gerçekten baya bir şey aldım ee, şimdi isterseniz Primark'tan aldıklarımla başlayalım o zaman şöyle bir kupa aldım Fiyatı 7 Euro. Şimdi açıp göstereceğim. Önünde Leaky Cauldron yazıyor. Çatlak kazan. Arkasında da Diagon Alley yazıyor. Diagon yolu yani. Primark'ın Harry Potter ürünlerini çok seviyorum. İnsanlarda gördükçe falan çok hoşuma gidiyor. Ve giderken de bir sürü Harry Potter ürünü alma hayaliyle gitmiştim. Gerçekten bir sürü Harry Potter ürünü aldım. Ama almak istediğim hiçbir şey alamadım. Çünkü almak istediğim hiçbir şey yoktu. Dediğim gibi Primark'ta sürekli her şey bitiyor ve sürekli yerine yenileri geliyor. O yüzden almayı planlayarak gittiğim hiçbir şeyi maalesef bulamadım. Ama güzel şeyler aldım. Bir tanesi bu. Yine Primark'tan bir tane daha kupa aldım. Bunu çok beğenerek aldım. Güzel ve çirkindeki çip. Aslında bunun annesi de vardı Mrs. Potts ee, ve ben işte bugün çok alışveriş yaptım yarın alırım artık onu diyerek onu bıraktım ve yarın gittiğimde Mrs. Potts yoktu. Eğer biriniz e, yurt dışına çıkarsanız ve Primark'ta Mrs. Potts görürseniz lütfen getirin bana istiyorum yani ben bunları takım olarak alacaktım tamamen geri gerizekalılığımdan kaybettim o hakkımı. Ee, bunun fiyatı 6 Euro Mrs. Potts da sanırım 14 Euro'ydu. Şöyle bir şey inanılmaz sevimli. Şurasında bir yerinde de bakın şurada kırığı var filmdeki gibi çok tatlı. Yine Primark'tan aldıklarımla devam ediyorum. Ee, bir pasaport kılıfı ve bir bagaj etiketi aldım. Bunlara çok ihtiyacım vardı. Uzun zamandır istiyordum. Çünkü e, pasaport çok yıpranıyor yolculuk esnasında. Sürekli çıkartıyorsun, gösteriyorsun bilmem ne pasaportu. Yıpranmasını istemediğim için böyle bir şey kullanmak istedim. E, ama... Kötü oldu çünkü sürekli pasaportu içinden çıkartmamı istiyorlar. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Yani özellikle Türkiye'de istediler. İspanya'da yaşamadım böyle bir şey ama Türkiye'de pasaportu okutabilmek için bunun içinden çıkartmamı istiyorlar. Ee, bavul etiketini henüz hiç kullanmadım. <laughs> çünkü kıyamadım. Beyaz olduğu için kirlenecek diye korktum. Ama kullanacağım. Bir sonraki seyahate de kullanacağım yani bunu da. Ee, bunun fiyatı 4,5 euro. Bunun fiyatı 3,5 euro. Primark'tan anneme bir şey aldım. Böyle kurulama bezleri. Neden kurulama bezi aldın annene diye soracak olursanız annemin mutfağı aynen bu renk ve e, bu renkte bulduğu her şeyi topluyor. Bunun da üstünde İspanyadaki mekanlar falan var. Hoşuma gitti o yüzden böyle bir şey almak istedim. Fiyatı 3 euro. Orada El Hop diye bir mağaza buldum. İnanılmaz güzel, çok şirin şeyler satan bir mağazaydı. Oradan kardeşime bir şey aldım. Böyle bir şey, bu e, bira içmek için pipetmiş. Gerçi bira değil, herhangi bir şey içilebilir yani bununla. Üstünde öyle yazıyordu ama herhangi bir şey içmek için bir pipet, gözlük şeklinde şöyle fiyatı üstünde yazmıyor ve hatırlamıyorum fiyatını. Sanıyorum 1 veya 2 Euro'ydu. Pahalı bir şey değildi. Ya 1 ya 2 Euro olması lazım. Tam kardeşime göre bir şey. Bence buna bayılacak. Primark'tan şöyle bir çanta aldım. Bunu çok beğenerek aldım. Fiyatı biraz pahalıydı diğerlerine göre. 14 Euro. Ya aslında Türkiye fiyatıyla düşününce o kadar da pahalı değil. Buradan da gidip bir yerden çanta aldığı zaman bu kadar ediyorsun. Sadece diğerlerine göre birazcık pahalı geldi fiyatı. Ama gerçekten çok beğenerek aldım. Bunu kullanırım ben kesinlikle. Yine Primark'tan bir yastık aldım. Gördüğünüz gibi aldığım ürünlerin hepsi Harry Potter ürünleri. <laughs> Sadece Harry Potter yok ama başka bir şeyler daha var. Göstereceğim şimdi. Ee, bunun fiyatı 9 Euro. Bir pijama takımı aldım. Dobili. Üstü böyle. Altı böyle. Daha hiç giymedim. Bunu bulmakta çok zorlandım. En son döneceğimiz gün aldım artık bunu çünkü e, hep askılı yapmışlardı Harry Potter'lı olanları ve ben askılı pijama giymekten hiç hoşlanmıyorum. E, askılı herhangi bir şey giymekten hoşlanmıyorum daha doğrusu. Sıfır kol falan okey belki ama askılı bir şey giymek gerçekten hoşuma gitmiyor. Rahat edemiyorum yani. Bunun fiyatı 9 Euro. Bir tane Friends tişörtü aldım. Bunu çok beğenerek ve isteyerek aldım çünkü tam şu yakasıyla aynı renkte bir tane şortum var. İkisi birlikte çok güzel gidecek diye düşünüyorum. Fiyatı 8 Euro. Şöyle üstünde Madrid yazan tişörtlerden aldım. Bunlardan iki tane aldım. Bir tanesi kardeşime, bir tanesi kendime. Fiyatı 2,5 euro. Çok ucuz olduğu için aldım bunu. Madrid'e gitmişken bir Madrid hat hatırası olsun dedim. Bu da benimki aynısı. Ay şimdi yine çok beğenerek aldığım bir şey gösteriyorum. Ghostbusters! Küçükken çok severek izlediğim bir çizgi filmdi bu benim. Şimdi de Netflix'te var. Ara ara hala Netflix'te açıp izliyorum. Ee, bunun da fiyatı 7 Euro'ymuş Primark'a gidip makyaj malzemesi almadan dönülmez der insanlar Hep ama benim makyaj malzemesine dair aldığım tek şey bu Aslında bunlar ikiliydi bir tanesini kullandım ee, Çok memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim Çünkü e, çok fazla ürün emiyor Yani ben aslında bunun yorumunu yapabilecek bir insan değilim Öyle çok fazla fondöten kullanmıyorum BB krem falan kullanıyorum ama Bunun üstüne sürdüğüm herhangi bir şey e, Yüzüme çok fazla geçemeden süngerin içerisinde hapsoluyor O yüzden çok fazla beğenmedim İkili set halinde 1.80 Euro'ymuş. Aslında bir tane de rimel almıştım ama o rimeli asla görmedim. Yani hiç elime geçmeden kayboldu rimel. Ya orada po pakete koymayı unuttular ya da ben yolda düşürdüm. Çünkü e, kartop poşetleri var. Onlar da hemen yırtılabiliyor. O yüzden yırtılmış düşmüş falan olabilir bilmiyorum. O rimel hiçbir zaman elime geçmedi. E, Primark'tan aldığım tek makyaj malzemesi bu. <laughs> Çoğunuzun bildiği üzere ben Madrid'deyken bir evlenme teklifi aldım. Ve o yüzden Madrid'den hatıra olarak iki tane şöyle... Bright Chase'i aldım. <laughs> bu taç, bunu bayağı beğendim aslında. Hatta o gün bunu takarak gezdim bir süre. Bunun fiyatı, çıkarttım bunu takarak gezdiğim için ama etiketi duruyor. Fiyatı 4 euro. Bunun da fiyatı 3 euro. Hediyelik eşya olarak çok fazla bir şey alamadım insanlara. Çünkü hediyelik eşyaların fiyatları anormal derecede pahalıydı ve gerçekten çok çirkin şeyler yapmışlardı. Ee, o yüzden bütün hediyelik eşyaları şuradan aldım. La Postelera diye bir yer. Bir tasarımcının kendi dükkanıymış. Ee, kendi çizimlerinden ürettiği bir takım şeyler vardı. O yüzden böyle insanların ufak tefek birkaç tane magnet aldım. Bunları bayağı beğenerek aldım. Hatta kendimize de aldım bunlardan. Artık kimin şansında ne gelirse şeklinde vermeyi düşünüyorum. Burası aslında bir kartpostalcı, o yüzden gitmişken kartpostal da aldık. Ama bunları Ozan çok beğendi. Muhtemelen Ozan verir birilerine diye düşünüyorum. Ee, fiyatları ne kadardı? Magnetlerin her biri 3 Euro'ydu sanırım. Kartpostalların fiyatını hiç hatırlamıyorum. Bunlarla Ozan ilgilendi çünkü. Ama ucuzdu. Yani çok pahalı bir şey değildi. Bir tane tulum aldım şöyle. bir Pull&Bear'dan aldım bunu. Ben normalde hiç tulum insanı değilim aslında. Tulum giymem ve bunu e, denemek için elime aldığımda elbise olduğunu düşünüyordum. Elbise olarak denemeye gittim. Sonradan tulum olduğunu fark ettim. Fakat üstünde çok güzel durdu ve o yüzden hani tulum giymemek için de bir sebebim yok sonuç olarak diyerek aldım. birden aldım bunu. Üstünde etiketi yok çünkü giydim oradayken. E, ama yanlış hatırlamıyorsam 18 Euro olması gerekiyor fiyatının. Şimdi gelelim Harry Potter sergisinden aldıklarıma. Oradan çok güzel şeyler aldım işte. Gerçi orada da yine bir hayal kırıklığı yaşadım. Almaya düşünerek gittiğim bir sürü şey vardı. Hiçbirisini bulamadım. Tamamen yeniden bir liste hazırlayıp alışveriş yapmak zorunda kaldım. Ama çok güzel şeyler aldım. Noble Collection'ın şu Magical Creatures serisine bayılıyorum. Bu seriden Dobby'yi aldım. Aslında Hedwig de vardı. İkisi arasında çok fazla gidip geldim. Sonra Dobby'ye karar verdim ama muhtemelen günün birinde Hedwig'i de alacağım. Çünkü gerçekten çok sevdiğim bir seri bu. Ee, Okami vardı bende daha önceden aldığım. Şimdi Dobby de eklenmiş oldu. Birkaç tane de almak istediğim var. Bunun fiyatı 35 euro. Bir tane lanyard aldım. Bu benim uzun zamandır istediğim ama bir türlü parama kayıp alamadığım bir şeydi. Çünkü yani ip. Hani çok pahalı bir şey olmasa bile ip yani sonuçta. Buna para vermek istememiştim. Ama gerekli oluyor. Yani bir etkinliğe falan gittiğiniz zaman boynunuza biletinizi takmak için gerçekten önemli, ihtiyacım olan bir şeydi. Ee, fiyatı 5 euro. Bir yuma kaldım. Bunlar çok sevimli. Bunun da pembesiyle moru vardı sadece. İkisi arasında çok gidip geldim. Çok düşündüm. Ee, ama pembe biraz fazla cırlak geldi. Sonra moruna karar verdim. Adını da Arnold koydum. Çok güzel. Fiyatı 15 euroymuş. En sona bu kaldı. Özellikle sona bıraktım bunu çünkü şimdi kutusunu açmamız gerekecek. Bu gördüğünüz gibi bir Noble Collection ürünü. Noble Collection ürünlerini o kadar çok seviyorum ki açarken heyecanlandım şu an. Halbuki daha önce açtım aslında ilk defa açmıyorum. Ama çok güzel. Ay gerçekten çok güzel ya. Bir de yüzüğü var tabi bunun yüzüğünü de takayım da size öyle göstereyim. Çok şık bir tasarım. Bu kutunun yanlarında ölüm yadigarları sembolü var şuralarda. Yüzüğün üstünde de var bu sembolden. Bakın. Yüzük çok büyük yalnız. Ben zaten normalde de küçük parmaklı bir insanım. Benim parmaklarıma olmuyor ama bu herhangi birinin parmağına da olacak büyüklükte bir yüzük değil baya büyük. Bir de tabii İspanya'ya gidip sangriye almadan dönmek olmaz. Ee, sangriye aldım. Bildiğimiz Carrefour'dan aldım bunu. Çünkü e, marketlerde 2 euroydu. Ee, bakkal, tekel, türevi yerlerde 3,5-4 euro civarındaydı. O yüzden ben de Carrefour'dan aldım. İspanya'dan aldıklarım bu kadar. Aslında alışveriş yaparken çok mu abarttım acaba falan diye düşünerek alışveriş yapıyordum. Ama çok da abartmamışım bence. Normal yani yurt dışına çıkıp da bu kadar ürüne dönmek olabilecek bir şey gibi geliyor bana. Ee, videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz.